Şimdi Kalkan merkezden şöyle geldim. Sarıçbaşı denilen yere. Şuradan Bezirgan Sarıbelen parkuruna başlıyoruz. Kalkan, Bezirgan Sarıbelen parkuru. Kalkan merkezine girdikten sonra burası ile Kalkan merkez arasında 2,5-3 kilometre var. Yarım saate yürüye yürüye takla takla gelirsin. Veya bilmiyorum, taksi ya da dolmuşla da gelebilirsin. Seçim senin. Marketten ekmek aldım, ton balı aldım, kola aldım. Bir yerde oturup yemek yiyeceğim. Çünkü Kalkan merkezdeki restoranların dışarı serersin ya tabelalarını falan. Fiyatlara bir baktım. Çok bizlik değil. Makarnaya bile adam 200 lira yazmış. Şimdi Bezirgan, Sarnıç, Kalkan merkez, 3 kilometre. Sarnıç'ın karşısından Bezirgan yazan tabeladan yukarı doğru çıkıyoruz. Tam Sarnıç'ın karşısından Bezirgan'a doğru çıkıyordum. Vazgeçtim. Şurayı gördüm. Şöyle Sarnıç'ın dibinde şöyle bir masa, okey masası falan kurmuşlar. Oturup burada yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra çıkacağım. Sağa sola sapmadan dümdüz çıkış. Çok dik ve kötü bir yokuş olduğu söyleniyordu. Yorucu olduğu da söyleniyordu. Bakalım. Bugün Sarıbelen'e varmayı hedefliyorum. Sarıbelen'de Mozaik Pansiyon var. Şurada tabelasını gördüm. Zaten uğrayacağım yer de orasıydı. Mozaik Pansiyon 10 kilometre yazıyor. Demek Bezirgan'dan sonra 4 kilometre mi kalıyor? İyi. Hava kararmadan bir sıkıntımız olmazsa inşallah varırız. Kaybolmazsak ya da başka bir şey olmazsa. İşaret falan görmedim. Dümdüz çıkmaya devam. Belli bir çıkıştan sonra böyle bir işaret gördüm. Hem baba var, hem kırmızı beyaz boya var. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten şurası baktığım zaman aşağı iniyor. Geldikten sonra ilk dönemecimiz burası. İşaret ve baba var. Devam ediyoruz. Çıkışa devam. Patika yolu belli zaten. Dediğim gibi sürekli çıkış. Şu dağların hepsinde teptik. Bir şu karşı kaldı herhalde. Onu da öyle halledeceğiz gibi. Neyse. Devam. Ya da bilmiyorum, orayı çoktan halletmiş de olabiliriz. O kadar çok döndüm ki artık başım dönüyor. Dik yokuşu sonunda bitirdik. Böyle düz bir yol başladı. Şurada da tekme edilmiş bir kulübe var ama bilginiz olsun, tam yokuş biter bitmez sağda. Belki işinize yarayabilir. Ola ki akşam üstüne kaldınız, yağmur yağdı, bir şey oldu. Yokuş biter bitmez sağda bir tane kulübe var. Bilginiz olsun. Yolumuza devam ediyoruz. Çantadan da acayip acayip sesler geliyor. Su şişeleri falan var. Bu şekil devam ediyoruz. Bakalım. İnşallah tekrardan çıkış yoktur. Ya düz yol bile inanılmaz rahatlattı şu an beni. O yokuştan sonra. Bakayım. 30, 45, 40 dakika. Toplam 40 dakika boyunca yokuş çıktım. Ha, burada da bir su sarnıcı varmış. Çıkalım bakalım. Ha, içindeki su içilmez tabii doğal olarak. Çok zor durumdaysan ve şu suları arıtan su poşetleri var. O da varsa yanınızda içilebilir. Ben saat 4 gibi inşallah varırım dedim. Çünkü 6.30 gibi hava kararıyor. Ben saat 4 olmadan vardım. Telefonum çalıyor. Kesin yine babamdır. Aman 4.44. Salla gitsin. Evet, meşhur tahıl ambarlarımıza geldik. Zamanında insanların tahıllarını sakladığı yer. O dönemin bankası diyebiliriz. Bunlarda çivi olmadığı birbirine geçtiğini duymuştum ama her taraf çivi. Çiviler sonra mı çakıldı? Şurada da var, şurada da var. Şu üst kısım mı çivisiz acaba, bakayım. Ya bunun her tarafı çivi. Teyzemin ambarı. Öyle yazıyor. Hani bu birbirine geçmeliydi, çivisizdi falandı filandı. Öyle şeyler duymuştum ben. Demek ki her duyduğuna inanmayacağım. Ya da bilmiyorum. Farklı bir özelliği vardır şu an benim algılayamadığım, çıkaramadığım. Ambarlarımız da böyle arkadaşlar. O taraftan geldik. Şimdi şuradan sağdan devam edeceğiz. Şunların arkasında dinlenme alanı var. O dinlenme alanına bir geçelim, oturalım. Ondan sonra Sarıbelen yolunu beraber çözümleriz. Hemen bunların arkasında. Tahıl ambarlarına veda edelim. Şu üstte kağıtlar var. Bir tanesinde şey yazıyordu, teyzemin ambarı yazıyordu. Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Bir de numaralandırma da var, 194, 195. Kiminki değil. Herhalde öyle bir şey. Ben az önce ambarlardan inince şu sağ köşede dinlenme yeri var dedim ama yanlış görmüşüm. Ambarlardan inince karşıya. Direkt karşı asfalta geçiyoruz. Karşıdaymış dinlenme alanı. Kafam karıştı biraz. Güneş çok yedim herhalde. Ambarların içinden geçiyoruz. Hemen direkt karşıya asfalta geçiyoruz. Sağa sola değil. Direkt asfalta. Şu karşıda hemen görüyorsunuz bak. Ağacın arkasında. Güzel bir dinlenme alanı var. Uzaktan gördüm de sağ tarafta sandım ben onu. Ambarların arasından geç. Dümdüz karşıya asfalta. Devam et. Durum bu. Saat 3.45. 4 gibi buraya varsam 4.15 gibi buradan çıkarım diyordum. Fazladan dinlenme sürem oldu. Ben yine 4.15'te buradan çıkacağım. Şu karşıda dinlenme alanı var. Bak görüyorsunuz. Muhteşem. Oraya geçeceğim. Ambarlar karşıda kaldı. Şu toprak yoldan indim. Direkt karşıya geldim. Karşıya dinlenme alanına geçiyorum. Ya bu dönem işlerde ve sıkıntılı yerlerde çok fazla tekrar yapıyorum, farkındayım, ama hani ekranda izlediğin zaman bir de buraya geldiğin zaman kafa yine karışıyor. O yüzden bir iki kez tekrarlıyorum ki netleşsin diye. Çünkü sonuçta ben de bu yollara geldiğim zaman araştırma yaptım, videolar izledim. Adam sağa dön diyor, ekranda sağa dön diyor. Yola bir geliyorum, halbuki yol sol tarafa düşüyor. Tabii kafa karışıklığı oluyor. Şurada biraz dinleneyim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Asfalttan devam buluruz herhalde. Oo, güzel mekan. Burada ekmek arası ton balığı. Şimdi çok güzel gidecek. Yanında bir de çeşmeden su. Of. Bir de kireçliyse tadından yenmez. Evet. Biraz dinleneyim, sonra görüşürüz. Asfalttan dümdüz geldik arkadaşlar. Hiç sağa sola sapmadık. Şöyle karşımıza camiyi aldık. Sağımızda böyle bir bina. Cami ile bina arasından geçeceğiz de. Sağ herhalde. Bakalım. Evet, şöyle devam. Cami ile şu iki bina arası, şu eski bina arası daha kalıcı olur gibi. Cami ile bina arasından geçiyoruz. Evet. Bakayım. Sol tarafa da bakayım. Yok, tamam böyle. Sarıbelen tabelasını görüyoruz zaten arkadaşlar. Şurada sağa doğru 7 kilometre diyor. Moralim bozuldu şu an. Çünkü Bezirgan yokuşunu çıkarken Sarıbelen Mozaik Pansiyon 10 kilometre diyordu. Bezirgan 6 kilometre diyordu. Geriye 4 kilometre kalır diye hesaplamıştım ama Sarıbelen 7 kilometre diyor. Sağa doğru devam ediyoruz. Cami ile şu eski bina arasından sağ. Zaten tabela sizi karşılıyor. Evet, girdik şimdi tabelanın tarafına. Bakalım nereden patikaya bağlıyor? Patikaya bağlıyor mu, bağlamıyor mu? Şu üst tarafta da bir yol var ama sanki o yol Sarıbelen'e gidiyor. Şuradan Sarıbelen tarafına dönelim. Yani umarım bu taraf Sarıbelen tarafıdır. Evet. Çıktık şimdi. Aa, şu karşıda bir işaret var. Tamam. Evet arkadaşlar. Asfalta çıkar çıkmaz karşıda işaret gördüm. Sarıbelen, tamam, doğru. Yani köy içinden geldik. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıp asfalta geliyoruz. Şu tabelanın karşısından patikaya giriyoruz. Evet, olay bu. Şincik patikaya girelim. Tüh, oraya kadar 200-300 metre boşuna gittim. O tarafa gideyim bir bakayım dedik. Hata ettik. Ah, ayağım. Ayağım acımaya başladı ya. Oo, parmaklarımın arası, ben parmak çorabı giymedim bu sefer. Şurada durayım da parmak çoraplarımı giyeyim. Sabah aceleden normal çorapları giyince parmak arası pişmeye başladı. İlk defa parmak çorabı giymedim. Onlara pişman oldum. Şuradan çıkacağım birazdan. 10 gündür parmak çorap giyiyorum. Parmaklarım arasında hiçbir şey olmadı. Bugün ilk defa düz çorap giydim. Parmak çorap giymedim. Arası böyle baloncuk olmuş iki tarafında. Hemen şimdi çantadan tekrar parmak çorabı çıkardım, giydim. Yani kesinlikle Likya yolunu düz çorapla, bildiğimiz çorapla gelmeyin arkadaşlar. Parmak çorap. Ben 10. günde bunu birebir yaşadım şu an. Ve inanılmaz derecede pişmanım. Bilginiz olsun. Şimdi patikaya gireceğim. Patikadan devam edeceğiz bakalım. Bu patikada çıkış veriyor ilk etapta. Daha da yüksek bir noktaya gidiyoruz anlaşılan. İleride işaret görüyorum. Yol hep böyleyse akşam karanlığına varamam. Bir yerden asfalta çıkış bulursam tekrardan inerim, asfalttan giderim. Şurada bir işaret var. Şuradan çıkalım. Nerede bu işaret? Şurada var. Devam. Şu karşıya doğru çıkıyoruz. Bakalım. Parmak aralarım mahvolmuş ya. Nasıl düz çorap giydim ben? Bir şey olmaz dedim. Bu seferlik böyle olsun dedim. Parmaklarım çoğu kirliydi. Bir tane kalmıştı herhalde. Uğraşmadım akşamda. Devam edelim. Şu tepedeki asfalt var ya. Bir de küçük ev var orada. Şu asfalta çıkacak büyük ihtimalle yol. O asfalttan sonra zaten bir şey kalmıyor geriye. Onu da ya otostop yaparım ya da asfalttan yürürüm. Çünkü ondan sonra başka patika var mı yok mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle vardır yine. Karanlığa kalma riskini göze almayacağım. Zaten birkaç kilometre kalmış. O riske gerek duymuyorum. O yüzden o asfalta çıkıyorsa şayet yol, asfalttan gideceğim. Otostop çekemezsem bile karanlığı asfaltta gideceğim. Öyle bir düşüncem var. Çok bir şey kalmadı zaten Sarıbelen'e. Vardık sayılır. En fazla bir saat daha kaldı. Şöyle parkur içinde yürürsen bir saatlik yolum kaldı en fazla. Ha, patikaya girsem de karanlığa kalmam da büyük ihtimalle 6.30 gibi kararıyor burada, saat 5. Belli de olmaz, şimdi kaybolurum. İşaret yoktur. İşaret bozuktur. Ki sanki öyle bir şey anımsıyorum. Sarıbelen'in son kilometrelerindeki parkurla alakalı. Ya da şu an ben kendim uyduruyor da olabilirim. Kendi isteğim doğrultusunda kendimi tatmin etmek için. Devam edelim. İleride işaret ve babalar var. Gökte gürlüyor sanki. Selamünaleyküm. Sarıbelen'e mi geçeceksin abi? Öyle mi? Tamam. Asfalt düz Sarıbelen'e mi gidiyor peki? Evet. Tamam, teşekkür ettim. Evet. İlk otostop deneyimimiz başarısız oldu. Abi daha buradayım dedi. Şu an gitmiyorum dedi. Ben nereye düştüm böyle ya? Çöplük içinde buralar. Likya yolu da asfalta çıkardı arkadaşlar. Evet. Asfalta çıkıyoruz. Ay ay ayağım. Mahvettim ayağımı. Bir çorap yüzünden 10 gündür bir şey olmayan ayağım şu an perte ayrıldı. O kadar diyorum. Millet pisliğini buraya atmış hep ya. Bura büyük ihtimalle her iki tarafında pislik yuvası. O zaman koltuk takımları, cart curt. Ya da şehirler arası gidenlerin işi de olabilir. Ama neyse. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle bir asfalta çıktım. Lakin şurada bir Likya yolu işareti var. Şöyle göstereyim size. Dur, oraya doğru. Ben asfalta geçiyorum. Asfalttan devam ediyorum. Zaten buraya da New Trail yazmışlar. Yeni yol yazmışlar. Orada da kırmızı çarpı var. Asfalt Likya yolu değil demek. Yani yoldan gitme diyor. Şuradan git diyor. Likya yolu burası diyor. O kırmızı çarpı çok eski büyük ihtimalle. Şu sonradan yazılmış. New bilmem ne. Şimdi şuradaki işaretlere bakalım arkadaşlar. Çarpı konmuş. Ne yazmış? Ola Trail out of order. Abi burada bir sıkıntı var ya gerçekten. Bak bu Sarıbelen'in, yani Bezirgan asfaltından çıktık, birinci patikaya girdik ya, sıkıntı yok. Ama ikinci patikada sıkıntı var, bak doğru duymuşum. Her yere olumlu ve olumsuz şeyler yazmışlar. Bak Likya yolunun üstüne çarpı atmış, buradan gitme. Çünkü işaretler kaybolmuş hep diyorlar. İnsanlar kayboluyor diyorlar. Şurada da aynı şekilde Old Trail eski yol diyor. Eski yoldan gitmek istiyorsan git diyor ama şurada da gitme diyor. Cut off order. Ne demek istemiş burada ya? Ya ben gitmiyorum patikaya. Velhasıl kelam uzatmayayım. Bu yolda Sarıbelen'in ikinci patikasında sıkıntı var arkadaşlar. Net söylüyorum. Hani bir problem var. Gerçekten bir problem var. Hani eski yol demiş, yeni yol demiş. Likya yolu bir iki tane işaret görüyorum buradan. Burada Likya yolunun işaretinin üstüne çarpı atılmış vesaire. Ben tavsiye etmiyorum. Asfalttan gidin, temiz temiz. Son birkaç kilometreyi asfalttan halledin. Yapacak bir şey yok. Kaldı ki saat benim için geç oldu. Ha, siz gündüz vakti şöyle 1-2 gibi gelirsiniz. Bir şans atmak istersiniz, atın. Sıkıntı yok. Kaybolsan bile asfaltı yukarıdan görürsün. Bir şekilde inersin. Seçim senin. Ben asfalttan devam ediyorum. Dediğim gibi ben bu yoldan gidiyorum. Eski yol demiş, yani eski iz demiş, yeni iz demiş, yani bizim Likya yolunu kastediyorlar. Velhasıl kelam ben asfalttan gidiyorum abi. İşimi garantiye alıyorum. Zaten akşam oldu. Karanlığa kalamam. Karanlığa kalacaksam da asfaltta kalırım. Şurada da zaten eski çarpı işaretler. Bak şuradan çıktığın zaman diyor ki asfalta girme diyor. Yukarı çık diyor. Ben yukarı çıkmıyorum. Asfalttan gidiyorum. Çok tekrarladım herhalde bu konuyu. Neyse. Devam edelim. Ama Bezirgan'la Sarıbelen arası birinci patika değil. ikinci patika, yani birinci asfalta çıkıyorsun, karşıdan patikaya giriyorduk yani. Orası değil, ikinci patika, yani şurası. İkinci patikası biraz sıkıntılıymış. Ben duymadım, ben birebir girip görmedim. Ama zaten karman çorman etmişler işaretler. Çarpı, artı, eksi, cart, curt. Bir şeyler ters gidiyor orada belli. Akşam vakti yaklaşıyor. Kara bulutlar çöküyor. Ben asfalttan gidiyorum o yüzden. Zaten benim kalmayı düşündüğüm pansiyon 2 kilometre yazıyordu. Şu karşıdan birileri bir yerlerdir falan. Patika'ya gelince patika nerede indirecek bizi? Patika... Vallahi bilmiyorum, patika nereye gidiyor böyle ya? Allah Allah. Patika da şu caddeye mi indirecek? Ne olacak? Abi patikadan demek ki daha uzun sürüyor iş. Neyse. Bir yerlere çıkıyor işte patikada. Şu üst yola çıkar. Üst yoldan aşağı iniş vardır. Ya da şöyle. Şu aşağıda bir yol var. Oraya bağlanıyordur. Şu şekil iniyordur aşağı. O yola bağlanıyordur. O yoldan da evlere bağlanıyordur. Evet. Tamam. Olsun, yine daha uzun oluyor. Şimdi şu Mozaik Pansiyon'a bir gideyim. Bir sorayım bakayım. Evet dostlar, şimdi Mozaik'e geldim. Çok temiz, inanılmaz güzel bir yer. Balkonum kendime özel. Kendime özel balkonum da var. Şöyle odanın içinde duş, lavabo falan her şey dahil. Akşam yemeği, sabah kahvaltısı dahil. 450 lira. Yani 450 lira bir tık şey oldu bana ama abi çok hoşuma gitti ya. Odanın güzelliğine bakar mısınız? Hani neyse. Kalkan, Bezirgan, Sarıbelen parkurumuzu da sonlandırmış olduk. Mozaik Pansiyon beğendim. Çok hoşuma gitti. Odası tertemiz, içinde banyosu, duşu, lavabosu. El yıkama lavabosu bile odanın içinde ayrıyetten var yani. Duşun içinde falan değil. Balkonu da güzel. Neyse. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.